Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün sizlerle nargile yapacağız. Yaban mersini üzüm yapacağız. İkisi de el fakirin arkadaşlar. Bu yaban mersinin arkadaşlar 1 kiloluk bu. İnternetten sipariş verdim ben buna. 90 liraya aldım arkadaşlar, indirimdeyken aldım. Şu an sitede hala 90 lira olması lazım. Yani merak ederseniz sitenin adresini de verebilirim. Gayet de ilgileniyorlar. 4 gün içinde kargom elime geldi, yani sıkıntı yok. Tütün de gayet güzel. Arkadaşlar evet, yapmaya başlayalım. Öncelikle üzümü açalım. Arkadaşlar ben üzüm yaban mersini içtim ama Bahreyn'inkini içtim. Yani El Fakir'inkini ilk defa deneyeceğim. Evet, şöyle bir paket var, yeşil. Arkadaşlar artık peçeteye koymuyorum. Peçeteye yapıştığı için bu tahtanın üstünde yapacağım. Tahta biraz kirlenecek ama olsun, artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yaban mersiminden alıyoruz yaban mersinini. Yaban mersinini biraz fazla alayım ki daha güzel olsun. Arkadaşlar üzümü de şu kadar alsam yeter diye tahmin ediyorum. Bu kadar yaban mersinle. Evet, şimdi onu karıştıracağım. Şunu ya, atsın. Evet arkadaşlar, karıştırıyorum şu anda. İyice bir harman edeceğim. Arkadaşlar tütünü kesinlikle kıymayın, yani bıçakla kesiyorlar. Ya çok saçma, şu tütünün nesini kesiyorlar hala anlamıyorum. Tütün zaten ince oldu mu daha çok yanıyor bana göre. Çöp var mı? Çöp şurada hafif. Bir tane iki tane bir çöp var. Başka da bir şey yok zaten. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli. Zaten üzümlü yaban mersini şu an çok güzel kokmaya başladı. İçince kim bilir nasıl güzel tat olur. Dediğim gibi içtim ama Bahreyn'inkini içtim, yani El Fakir'inkini ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olur. Arkadaşlar ben bir ellerimi yıkayayım. Geleceğim hemen. Arkadaşlar lülemiz toprak lüle. Bunda bant yok. Bant olmadığı için ben karton kestim buraya, yani kömürüm bir kartonlu şey yaptım. Şöyle. Buraya zaten bu tam oturuyor. Kaçak da vermiyor. Yani sıkıntı yok. Evet. Bakın şey yapmıyor yani. Arkadaşlar tütünleri alıyoruz. Hakikaten güzel kokuyor ya. Arkadaşlar karışım yapacaksanız lüleniz büyük olsun. Yani karışıma iyi gibi. Mesela bu standart, yani böyle bir şey olsun. Yeterli. Evet, lülemiz dolmaya başladı yavaş yavaş. Şurada löp löp gitti, onları alayım. Şimdi arkadaşlar buna yanmaz koyacağımız için kürdanla ben buna ufak bir hava deliği de açacağım. Yani hava deliği yanmaz da çok önemli.
Tamam doldu, daha doldurmaya da gerek yok. Şöyle hafif bir düzleyebilirsiniz tabi bastırmadan. Şöyle hafif şimdi. Evet. Arkadaşlar şimdi kürdanla ben onu bir hava deliği açayım. Hava deliğimiz arkadaşlar şöyle ortadan. Şöyle yavaş yavaş. Aslında kürdan değil de daha büyük bir kürdan gibi olanlar var. Onlarla açarsanız daha iyi olur. Yani daha iyi açıyor onlar. Tabii kürdan kısa kaldığı için iyi açmıyor yani. Evet, hava deliğimizi açtık arkadaşlar. Şimdi kömürlerimi atıp geleceğim tekrar. Arkadaşlar, kömürlerimiz oldu. Hemen kömürleri alıyorum. Kömürleri pervane yardımıyla arkadaşlar şey yapıyoruz. Yerliyorum ben. Kömürler çok güzel kızardı vallahi. Yanması da biraz ısıttım arkadaşlar. Açılması biraz daha kolay oluyormuş. Bir arkadaş yorumda söylemişti. Onu da ısıttım. Bakalım nasıl olacak şimdi. Nargilemizi çekelim şöyle. Sipsimizi takalım. Arkadaşlar sipsi silikon sipsi. Yani çok rahat bir sipsi yani içimi falan da güzel. Gayet iyi. O ufak sert sipsilerden değil yani. Evet, nargileyi açayım. Yavaştan yavaştan. Şu an birazcık üzüm tadı geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar yaban mersinini naneyle de deneyebilirsiniz. Diyen yere düştü ama neyse artık. Olabilir insanlık hali. Naneyle de çok güzel gidiyor. Üzümle şu an içiyorum El Fakir'in. Fena değil, güzel gibi. Ama Bahreynli çok hoşuma gitmişti, kafede içmiştim. Bir de dedim El Fakir'le evde kendim deneyim. Hakikaten güzel arkadaşlar. Arkadaşlar tadı çok yoğun. Çok güzel, çok beğendim. Dediğim gibi naneyle de yapabilirsiniz. Ama naneyi çok koyarsanız yaban mersinini kesiyor. Onun için üzümle yapmanızı tavsiye ederim. Gerçi yaban mersinin naneli olanları var. Mix olarak geçiyor da. Arkadaşlar elimde şöyle bir tütün vardı benim geçen hafta. Bunu ben para vermeden aldım. Tütüncü bana bunu hediye etti. Fiyatı ne kadar açıkçası bilmiyorum. Ama tütün çok güzel yani, çok hoşuma gitti. Bir portakal tadı geldi bana. Ama inanın çok güzeldi. İnternette araştırdığım böyle şurada Amerikan bayrağı falan olanları var. Adlarını tam bilmiyorum onların da.
100 gramı 45 lira falan da onların. Ama inanın bu ne kadar bilmiyorum. Bulursanız alın yani, çok güzel yani. Portakal tadı geldi, çok süperdi hatta yani, çok beğendim. Arkadaşlar nargilemiz açılıyor. Arkadaşlar nargilemiz açıldı. Şu an tadı çok güzel. İnşallah bir bozma falan olmaz yani. Şu an tam üzümle yaban mersini aynı orantıda geliyor yani, çok güzel. Orantıyı iyi tutturmuşum. Bir son kez dumanı vereyim, videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Arkadaşlar hakikaten çok güzel, çok beğendim. Deneyebilirsiniz. Dediğim gibi yaban mersinini 1 kilo internetten sipariş verdim. 90 liraya aldım. 4 günde elime geçti. Tütün gayet güzel, gayet memnun kaldım. Almak isterseniz internet sitesini verebilirim. Videonun altına yorum yaparsanız iyi olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın.